Erbaa, Efruh Kazi mahallesindeyiz. Erbaa'dayız. Tokat Erbaa Yaylalı Köyü'nden jandarma uzman Nurettin Aslan cenazesindeyiz. Şu an evin önünde helalleşmedeyiz. Hemen Gümüş Eczanesi'nin arkasındayız. Allah rahmet eylesin. Ekranda görmüş olduğunuz Hacı Aslan'ın abisi. Aynı zamanda araydan Yiğit lakabıyla anılır. Bir turun daha abisi oluyor. Ahmet Aslan'ın da abisi. Baş taraf buraya gelsin. Baş taraf buraya gelsin. Salim yanıma gel. Al bura. Aferin. Şöyle al abisi şöyle dön. Alt giden alt. Hadi olmaz. Bir taraf ileri alt, tutarak. Geri diyemem. Ayağa bak. Evet, Nemiş Bey. Acilu bis salati qablel fevt ve acilu bis tevbeti qablel mevt küllü nefsin ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Kıymetli kardeşlerim, bir cenaze giderken sormuşlar bu niye öldü diye. Oradan birisi cevap vermiş, doğdu diye. Yani doğmuşsak mutlaka bir gün öleceğiz. Her canlı bunu yaşıyor. İster bitki olalım, ister başka canlı olalım, İsterse eşref-i mahlukat olarak, yani canlıların en mükemmeli bizleriz. Allah-u Teala öyle buyuruyor. Yeryüzünün halifesi olarak ben sizi yarattım. En mükemmel varlık olarak yarattım. Yeryüzünü sizin emrinize amade kıldım. İster ağa olsun, ister paşa olsun, ister en yüksek mertebede, rütbede olsun, herkes ölüm acısını tadıyor. Allah-u Teala bu tablodan ibret almayı cümlemize nasip eylesin. Amin. Amacımız sadece şu olmasın. Ya Nurettin Efendi ölmüş, oğlunu ben tanıyorum, kardeşini tanıyorum. Gidip bulunmazsam ne olur? Bana ne der? Elbette ki görevimizdir ama bunun yanında şu tablodan ibret almak. Sen, ben, işte buradaki bayan cemaatimiz, hepimiz şu tabloyu yaşayacağız.
Belki bu da nasip olmayacak. Dün emniyet mensubu bir kardeşimiz trafik polisi anlatıyor. Öyle diyor, feci kazalarla karşı karşıya kalıyoruz ki diyor. Bedeninden diyor şöyle ufacık bir parçayı bile bulamıyoruz diyor. Allah muhafaza. Allah-u Teala bizi görünür gözükmez kazalardan belalardan masum ve mahfuz eylesin. Amin. Nurettin abimiz de her canlı gibi doğdu. 80 yaşına geldi. Allah-u Teala bana dön kulum dedi. Bu dünyadaki alacağı nefesi, içeceği suyu, yiyeceği ekmeği suyu bitti. Aramızdan ayrılıyor. Peki bitti mi? Bitmedi. Yeni bir hayat başlıyor. Öyle diyor inanmayanlar. وَيَقُولُ الْاِنْسَانُ اَيْذَا مَا مِتْتُ لَسَوْفَ يُخْرَجُ حَيَّا. Biz öldükten sonra tekrar dirilecekmişiz öyle mi? Diyor. Hani bazen bize bir haber gelir de habere inanmayız da yok canım öyle şey olur mu deriz ya. Öyle diyor. İnanmayan ama biz وَالْبَعْتُ بَعْدَ الْمَوْتُ öldükten sonra tekrar dirileceğiz. Bu dünyadaki durumumuz ne olursa olsun tekrar dirileceğiz. Sonu olmayan bir hayat başlayacak. O hayatın başlangıcı neresi? Kabir. Kabiri Efendimiz'in ifadesiyle cennet bahçelerinden bir bahçe veyahut da cehennem çukurlarından bir çukur olur buyuruyor. Oradan itibaren kıyametin yani ahiret hayatı başlıyor. Efendim ben şimdi ölürsem kıyametin kopmasına 5000 yıl varsa benim çekeceğim azapla kıyametin kopmasına 10 yıl kala ölenin cezası bir olacak mı? Diye bazen soru soruluyor. Allah-u Teala onu bilmiyor mu haşa? Allah-u Teala isterse bize bir yılda 5000 yıllık azabı tattırabilir mi? Tattırır. Biz ona inanıyoruz. Evet bizim amacımız ne olacak kıymetli kardeşlerim? Öbür dünyaya hazırlık yapmak. Elbette ki bu dünyaya çalışacağız ama ahiret hayatını kazanmak için gayret göstereceğiz. Hatalarımız, eksiklerimiz, günahlarımız elbette ki olacağız. Biz melek değiliz, peygamber değiliz, evliya değiliz. Ama çizgimizi mümkün mertebe sapıtmadan doğru istikamette ilerleyeceğiz. Ayet-i kerimenin mealini söyleyip bitirelim inşallah. Sözü uzatmayalım. Zaten Nurettin abi bize her şeyi anlatıyor. Benden ibret alın diyor. Okuduğum ayet-i kerime diyor Allah buyuruyor ki ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakının. Ve yine Allah'a karşı gelmekten sakının. Yarın için ne hazırlayın? Azık hazırlayın. Hazırlık yapın. Çünkü Allah-u Teala yaptıklarının hepsini karşınıza bir bir koyacak. Efendimiz okuduğum hadis-i şerifte dünya ahiretin tarlasıdır. Hep ne yapıyoruz? Efendim biraz daha kazanayım, biraz daha evladımı kurtarayım, torunumu şun olsun, bunu olsun. Hep ahireti erteliyoruz. Yaş kemale iliyor. Belli bir yaşa gelince aklımız başımıza geliyor ama bakıyoruz ki arkamızda bir sürü olumsuzluklar var. İbadette eksiklerimiz var, hatalarımız çok, günahlarımız çok. Efendim Allah affeder. Hep Allah affederle kendimizi de avutmayalım. Evet kıymetli kardeşlerim Nurettin abi bizden helallik bekliyor. Hayır dua bekliyor. Nurettin abi gerek hali hayatında ve gerekse hüsnü mematında nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? Nurettin abiye olan hak ve hukukunuzu helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Yüce Mevlam şehadetinizi kabul buyursun. Merhumun kabrini fırnur makamını cennet eylesin. Geride kalan acil ailesine, kardeşlerine, akrabalarına, tanıyanlara, sevenlerine, arkadaşlarına sabr-ı cemil, ecr-i cezil ve hayırlı uzun ömürler ihsan eylesin. Biz de bu halle hallenmeden önceki mutlak halleneceğiz. Yüce Allah iman ve Kur'an'la yaşayıp imanlı bir şekilde bu dünyadan göçüp öbür dünyada ebedi saadet yurdu olan cennete ulaşmayı, kavuşmayı Allah sizlere, eşinize, çocuklarınıza, bütün din kardeşlerimize nasip eylesin. Amin. Merhumun ruhu için, bütün geçmişlerimiz ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha. Büyük camiye alacağız. Akabinde ikindi namazından sonra Yaylalı köyünde toprağa verilecektir. Katılan kardeşlerine duyurulur. Buyurun. Evet, buradan Büyük Cami'ye gideceğiz. İnşallah ikindi namazından sonra Büyük Cami'de tekrar buluşacağız. Yaylalı köyünden emekli jandarma uzman çavuş Nurettin Aslan'ın cenaze merasimindeyiz. Mehmet Bey.
Allah rahmet eylesin diyelim. Hadi hadi tabii. Sözüm bitti geldi. Üç camiye gideceğiz. Evet, birazdan görüşmek üzere.